şehirlerinde, beldelerinde, kasabalarında, köylerinde, hatta büyük şehir olan illerin mahallelerinde köy tanıtım programlarımız yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Bugün yine Yozgat ilimize bağlı Sarıkaya ilçemizin Söylemez köyündeyiz. Söylemez köyünün 2022 yeni tanıtım programında bizlere sponsor olan sponsorumuz. Onda biz de dedik ki şuraya ben bir şey getireyim mi? Gerek yok, gerek yok. İsim ne senin? Benim isim Ali. Ali Şahin, soyadım Şahin. Ali Şahin. Evet. Ali abi ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin abi? İyiyim. Allah razı olsun. Allah teşekkür Allah ederim. Allah iyilik versin abim. Bugün Söylemez köyündeyiz. Seni de gördük. Dedik bir selam verelim. Hoş geldiniz. Ali abiyi şöyle bir tanıyalım. Kendini bir tanıt bakayım. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ömrünü neye harcadın? Ömrüm... Ne zaman geldin? Köyden ne zaman gittin? 1974'te İstanbul'a gittim. 1974'te. Evet. İstanbul'a gittik işte. Orada dükkan açtık. Çalıştık bir 10-15 sene. Çalıştık. Orada biraz zordu geçim. Dükkan o kadar şey etmedi. Bir 12 Eylül'de işte biz oradaydık. Evet. İşlerimiz randuman gitmedi. 1990'da Hollanda'ya gittim turist olaraktan. Evet. Orada çalıştım ben hemen 7 sene. 7 sene çalıştım. 7 sene sonra tekrar İstanbul'a döndüm. Orada da işte tadilat işte eskiden tadilat işleriyle uğraşıyordum zaten. Çalıştık İstanbul'da. 2020'de buraya döndüm ben. 2020'de. Evet. 2020'de döndüm buraya işte. Burada da biraz buraları yaptık. Tadilat işleriyle uğraştık. Civciv çıkarttık. Eğer hak edebilirsek iyi ama hak edemezsek evet. Kötü. Evet, civcivler ne zaman çıkıyor? Ne zaman bunlar Nisan'da çıktı bunlar. He. Nisan'da çıktı. Bunlar hemen de 3 aylık varlar. Evet. Kaç tane? 400 tane mi? 400 tane büyüklerinden var. 200 ne yapacaksın daha sonra? Bunlar 200 de küçük var. Tavuk olarak. Vallahi yumurtlatmayı düşünüyor. Şu an kaç tavuğun var? Kaç yumurta alıyorsun? Hiç yumurta almıyorum. Ben bu sene başlıyorum işte. Değil mi? Şu anda sene. Yumurtlayan tavuğun yok mu? Var 20-25 tane. 20-25 tane. 25 tane. Anladım. Gaz var nerede? 50 tane gaz var. 50 tane gaz. Evet. Gazın yumurtası yeniyor mu? Yenmiyor. Niye? Vallahi onu biz hiç denemedik. Hatta da var 50 tane falan var. Makineye koymadım ben onları. He. Ama yemiyor. Burada yenmiyor onlar. Nasıl yenmiyor ya? Vallahi yeni çıkanlardan versin de bir 5-10 tane bana. Tamam. Tamam. Ben çok gaz yumurtası yerdim ya. Tamam. 25 tane var. Tamam. Sana ben 25 tane tamam. Ver ben onları bir pişireyim, bir tamam. Yiyeyim. Tamam. Tamam. Mı? Tamam. Nasıl yenmez gaz yumurtası yenmez? Vallahi yenir. Biz yemedik var. Ben bilmiyorum yenir nasıl mi yenir. Ya? Aslında yenir de normal yumurtanın 3 kat büyüğü var. Ama 3 kat büyüğü var da şimdi bir gaz yumurtası bir yavru yapsa 100 lira mı 250 lira mesela 100 lira 150 lira. Ama bir yumurta kırıp yediğin zaman işte o zaten 10 tane yumurta yumurtluyor bir gaz. Değil mi? Anladım. Peki çıkarmıyor mu şu anda o yumurtaları? O yumurtaları yok. Zamanı geçti. Geçti mi? Geçti. He. Ben makineyi açtığım zaman 1 milyar 300 lira ceyran parası geliyor. Hı. Onu da 20-50 gaz koysam kurtarmıyor onu da. Öyle mi? Onu da koymadık yani. Çocuklar neredeler? Çocuklar İstanbul'dalar. Ne yapıyorlar? İşler güçler. Biri eczanede çalışıyor. Biri mobilyacı. Hı. Biri de tesisat işinde çalışıyor. Evet. Bir kızım var o da evli zaten. Bayramda geldi mi çocuklar? Geldiler. Yani? Hepsi de buradaydı geldiler. Tatilini yaptı gittiler. Yaptılar gittiler sen evet. Sen gidiyor mu onların yanına hiç? Ben yok 3 senedir hiç gitmiyorum. Anladım. Biraz da köyden bahsedelim. Köyde ne var ne yok şu anda? Köyümüz bu sene mahsuller iyiydi. Ekini biçerler çıkardı mı? Biçerler çıkardı bitmiştirdik Allah'a şükür. Sattı mı? Valla satan da var. Ben satmadım benimki aşırı duruyor. Şu anda. Şu an çiniği kaç lira çiniği? Çiniği
Kilosu 6500, 6300. Kilosu 6500 olduğuna göre çini kaç lira oluyor? Çini 56 liraya mı geliyor? Herhalde öyle bir şey geliyor. İçini kaç kilo? 8 kilo geliyor. 8 kilo. Hesaplamak lazım. Hesaplamak lazım. 8 kilo olsa 6 kere 8, 48. Yani 55 lira civarına geliyor, evet. Anladım. Ben daha satmadım, benim buğdaylarım kaç duruyor. Kaç buğdayın var? Ben 1500 çinik buğdayım var, Allah'a şükür. 1500 var mı, çinik var. Var mı? Borcum, bir kooperatife borcum var. Gurbe borcu. Gurbe borcu. Çiftçilik de zor. Yeni sene nasıl olacak bu çiftçilik? Vallahi onu he, mazot pahalandı. He, alamıyor. Kaç dönüm tarla, kaç dönüm? Tarla 70 dönüm. 70 dönüm. Kurtarmaz ki. Kurtarmıyor he. Zor. Kurtarmaz. Ektiğine biçtiğine değmez, değmez yani. Değmez, evet. Değmedi he vallahi. Bu köye niye söylemez demişler? Duyduğum, bildiğin kadarıyla. Ha, bu köyde herhalde tahminim. Büyüklerinden duyduğuma göre ne demişler? Niye demişler? Söylemez. Bu köyde vallahi şimdi bir ocak var diyorlar. Hala var ocak duruyor. Hala var ocak duruyor. Birkaç ev yapıyor onları. Konuşmayanlar işte konuşturuyormuş. Yeni doğan çocuklar. Yeni doğan he, konuşamıyor. 4-5 yaşına gelip de konuşamadığı konuşamayanlar zaman geliyorlar, evet. Evet. Ben diyorlar ocaktan el tutuyorlar. Evet, yani el tutuyorlar. Yararlanıyor. Evet, o da bir şifa İyi, oluyor. He, şifa oluyor. Oluyor mu, olmuyor mu? Vallahi ben bilemem. Evet. İnşallah da oluyor yani. Ona inancımız var da. Oluyordur. Yer dua, dua inandır, evet. Bazen doktorların yapamadığını hocalar çözebiliyor yani. Vallahi bir rahatsızlıklar, hastalıklar, evet, olabiliyor yani. Evet, şöyle söylemez köyünün gurbette yaşayan, Ankara'da mı çok gurbetçisi var? Ankara, İstanbul'da çok, İstanbul'da çok, Ankara'da, İzmir'de var. Evet, Antalya'da var. Daha il dışında yaşayanlara televizyonumuz aracılığıyla bir selam gönder. Onların hepsine de selam söylüyorum. Hayırlı günler diliyorum, hayırlı işler diliyorum onlara. Kazançlarını bol etsin herkesin. Bütün cümle alemimizin kazançları bol olsun. Amin. Teşekkür evet ediyoruz. Bir şey değil. Seni gibi ilkbaharın seni gibi aktı gitti zamanım. Umudumu hayalimi yıktı gitti zaman, eyvah eyvah.